Fermi paradoksu, evrende akıllı yaşamın varlığını düşündüğümüzde, neden dünyaya benzer, uygun yaşam koşullarına sahip başka gezegenlerde veya galaksilerde akıllı yaşam formlarıyla karşılaşmadığımızı açıklamaya çalışan bir paradokstur. Enrico Fermi, 29 Eylül 1901 tarihinde İtalya'nın Roma şehrinde doğdu. 1938 yılında İtalya'daki faşizm rejiminden kaçarak Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti ve burada Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda atom bombasının geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Fermi paradoksu, Fermi'nin 1950 yılında bir yemek sırasında ortaya attığı bir soruyla başladı. Fermi, bir grup arkadaşıyla birlikte yıldızlar ve uzaylılar hakkında konuşuyordu. Kendisi gibi önde gelen bilim insanları olan bu arkadaşlarına, eğer başka akıllı yaşam formları varsa, neden henüz bizimle iletişim kurmadılar diye sordu. Bu soru, aslında uzayda akıllı yaşamın varlığına inananların kafasını karıştıran bir paradokstur. Uzayda milyarlarca yıldız ve gezegen olduğu düşünülürse, birçok uygun yaşam koşullarına sahip gezegenin de olması muhtemeldir. Dolayısıyla, bu gezegenlerde gelişmiş uygarlıkların olması da mümkündür. Ancak, dünyada akıllı yaşam formlarının varlığına rağmen, henüz uzayda başka bir akıllı yaşam formuna rastlanmamıştır. Fermi paradoksu, uzayda akıllı yaşam formlarının varlığının veya yokluğunun kanıtlanamaması nedeniyle birçok çözüm önerisiyle ele alınmıştır. Bazıları, uygarlıkların birbirlerine mesaj göndermek için kullanılabilecek uygun teknolojileri henüz keşfetmediklerini düşünmektedir. Diğerleri, uygarlıkların kendilerini saklama eğiliminde olduklarını veya uzayda yolculuk yapmanın çok zor olduğunu savunmaktadır. Fermi paradoksu ile ilgili matematiksel çalışmalar, uzayda akıllı yaşam formlarının varlığının olasılığı üzerine odaklanmaktadır. Bu çalışmalar, Drake denklemi, Fermi paradoksu çözümü, Medusa paradoksu ve büyük filtre gibi farklı yaklaşımları kullanabilir. Gelin, Drake denklemini inceleyelim. Drake denklemi, astronom Frank Drake tarafından 1961 yılında geliştirilen bir formüldür. Bu formül, uzayda akıllı yaşam formlarının varlığının olasılığı hakkında bir tahmin yapmak için kullanılır. Drake denklemi, bir gezegenin uygun yaşam koşullarına sahip olma olasılığı, uygun gezegenlerde hayatın ortaya çıkması ve akıllı yaşam formlarının evrimleşmesi gibi faktörleri hesaba katarak bir tahmin yapar. Denklemdeki sembolleri açıklayalım. N sembolü, galaktik çevredeki akıllı yaşam formlarının sayısıdır. R sembolü, her yıl oluşan yıldız sayısıdır. FP ile gösterilen sembol, bir yıldızın çevresindeki gezegenlerin ortalama sayısıdır. NEE ile gösterilen sembol, her yıldızın uygun yaşam koşullarına sahip gezegenlere sahip olma olasılığıdır. VR sembolü, uygun gezegenlerde hayatın ortaya çıkması olasılığıdır. VI sembolü, yaşayan organizmaların akıllı yaşam formlarına evrimleşme olasılığıdır. FC sembolü, akıllı yaşam formlarının iletişim kurabilen teknolojileri geliştirmesi olasılığıdır. Li sembolü, bir uygarlığın varlığının ortalama süresidir. Bu filtre, hayatın ortaya çıkmasından önce veya sonra olabilir. Örneğin, hayatın ortaya çıkması için gerekli koşulların oluşması gibi önemli kilometre taşlarının çok az olduğunu ve bu nedenle filtrelenmenin gerçekleştiğini öne sürer. Bu hipoteze göre, evrende zeki yaşam formlarının sayısı düşündüğümüzden çok daha az olabilir ve bunun nedeni büyük bir engel ile karşılaşmalarıdır. Büyük filtre teorisi, birçok farklı matematiksel modelle ele alınabilir. Bu modellerin biri Bayes teorisidir. Bu teori, veri analizi için kullanılan bir matematiksel araçtır. Fermi paradoksu için Bayes teorisi, evrende akıllı yaşam formlarının varlığına dair olasılıkları hesaplamak için kullanılır. Bu yöntem, mevcut gözlemlere dayanarak, evrende akıllı yaşamın varlığına dair bir tahmin yapar. Bir diğeri kozmik zaman çizelgesidir. Kozmik zaman çizelgesi, evrende zeki yaşamın varlığını ve evrimini modellemek için kullanılır. Bu model, evrenin yaşını, yaşamın ortaya çıkması ve gelişmesi için gerekli koşulları ve olasılıkları hesaplar. Bu matematiksel modeller, büyük filtre hipotezini test etmek ve olası senaryoları değerlendirmek için kullanılabilir.
Ancak, hipotezin doğruluğunu kanıtlamak için daha fazla araştırma ve gözlem yapılması gerekmektedir. Fermi paradoksu, bilim insanları ve felsefeciler tarafından farklı yaklaşımlar ve fikirlerle ele alınmıştır. Bu yaklaşımlardan bazılarını inceleyelim. Evrende yalnızız yaklaşımı. Bu yaklaşım, evrende akıllı yaşam formlarının olmaması gerektiği fikrine dayanır. Bu yaklaşımı benimseyenler, yaşamın ortaya çıkması için gereken koşulların çok özel olduğunu ve bu koşulların evrende nadir olduğunu savunurlar. Uzaylılar zaten burada yaklaşımı. Bu yaklaşım, uzaylıların dünyayı ziyaret ederek varlıklarını gizlemelerini savunur. Bu yaklaşıma göre, uzaylılar dünyayı gözlemlemek veya etkilemek için gizli bir görevde olabilirler. Uzaylılarla iletişim kurmak tehlikeli olabilir yaklaşımı. Bu yaklaşım, uzaylılarla iletişim kurmanın, medeniyetimiz için potansiyel olarak tehlikeli sonuçları olabileceğini savunur. Bu yaklaşıma göre, uzaylılarla iletişim kurmak yerine, gözlemlemeye devam etmek daha güvenlidir. Yerel grubumuzdan başka bir şey göremiyoruz yaklaşımı. Bu yaklaşım, bizim galaksimizdeki uzaylı yaşam formlarını aramak yerine, dünyaya en yakın yıldız sistemlerini aramamız gerektiğini savunur. Bu yaklaşıma göre, evrende başka yerlerde yaşam olsa bile, bizimle temas kurmak için yeterince ileri teknolojiye sahip olmayabilirler. Bu yaklaşımlar ve fikirler, Fermi paradoksuna dair birçok olasılığı ortaya koyar. Ancak, kesin bir çözüm henüz bulunamamıştır. Tüm bunların dışında, bir de Medusa paradoksu isimli bir olgu bulunmaktadır. Medusa paradoksu, tıpkı Fermi paradoksu gibi, uzaylı yaşam formlarının varlığına ilişkin bir paradokstur. Medusa paradoksunda, evrende akıllı yaşam formlarının varlığına dair herhangi bir kanıtın olmaması, akıllı yaşam formlarının gerçekten var olup olmadığı sorusunu ortaya çıkarır. Ancak, Fermi paradoksundan farklıdır, çünkü Medusa paradoksu, evrende yaşamın bulunmadığına dair bir kanıtın olmaması üzerine kuruludur. Bu nedenle, evrende yaşamın bulunmaması gibi bir varsayım, herhangi bir kanıta dayanmamaktadır. Medusa paradoksu, çeşitli açılardan ele alınabilir. Örneğin, yaşamın evrimi ve yayılması hakkında bilinenler, yaşamın bulunması için gerekli şartlar ve bu şartların evrende yaygınlığı gibi faktörler, Medusa paradoksunun çözümüne dair ipuçları sağlayabilir. Ancak, bu paradoksun kesin bir çözümü henüz bulunamamıştır. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.